Evet ben. Bilgisayarını arayan huysuz doktor. Öyle demeyecektim ama. Sevgili konuklar, merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sizi başarılı ve özel biriyle tanıştırmak istiyorum. Asya Hanım, biraz acele etmemiz gerek. Ama ben hazırlanacağım. Gayet güzel gözüküyorsunuz. Buyurun. Asya. Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim. Şimdi bu güzel ve yetenekli kızımıza ödülünü vermek üzere vakfımızın yönetim kurulu üyesi sevgili oğlum Yiğit Gürel'i sahneye davet ediyorum. Teşekkürler, çok teşekkürler. Bu güzel, güçlü alkışlarınızı bizden çok Asya Hanım hak ediyor. Umarım üniversitemizin burslu öğrencilerinden biri olur. Tebrik ederim. Sana bir özür borçluyum. Niye öptü ki kızı şimdi? Aa, pes Selma. Şu zavallıyı mı kıskanıyorsun? Bir kendine bak, bir ona bak kızım. Ne oldu ya? Yok bir şey. Çok şaşırdım. Demek ki annemin sürekli bahsettiği o yetenekli genç sen misin? Neden bu kadar şaşırdınız? Kimsesiz ve yetimhanede büyümüş olan biri hırsız olabilir. Ama yetenekli olamaz mı? Beni yanlış anladın. Yani ben bugün olanlardan sonra yani yeten... Teşekkür ederim. Önemli değil. Harikaydın. Tebrik ederim. Harika mıydım? Sadece ödül verdim Selma. Abartmanın bir anlamı yok. Yiğit, bari bugün yapma. Herkesin gözü üstümüzde. Gazetecileri diyorsun herhalde. Bak sana bir şey diyeyim mi? O sahneye çıktığında ne hissettim biliyor musun? Bitti dedim. Zor günler geride kaldı. Asya'nın. Teşekkürler. Bir dönem meçtesin, inan. Şu sınavı da bir kazansam. Hadi bir ki kazanacaksın. Ay, bu kadar dümdeliydi fakat. Şimdi bak, şu girişte Selma'nın yanında bir kız vardı, tanıyor musun? Anken arkadaşlarından biridir. Aa, tam benim kalemim desene. Çapkınlık, çapkınlık nereye kadar? Evleneceksin.
gelecek. Ben o esaret halkasını ancak bir sebepten takarım abi. Neymiş o? Çocuk. Şimdi bak bakalım nasıl sağlanır öğren. Kız yaşıyor. Mezar boş. Aysel, hadi biz de dans edelim ha? Yok Levent'ciğim, kendimi iyi hissetmiyorum. Boş ver. Ben de iyice bakıyorum saatlerdir ama. Çalabilirim Ben mi? Evet. Bu gece senin gecen. Yoksa dans etmeyi bilmiyor musun? Gel ben sana yardımcı olayım. Yok. Ondan değil de. Hadi gel. Yeter ama Selma. Kendini mukayese ettiğin insanlara bak. Ne oldu, bitti mi? Asya nerede? Yok, aklınız sende kaldı da. Ya aklın niye bende kalıyor Zümrüt? Kız içeride yalnız, niye bırakıyorsun onu? Hadi ben iyiyim burada. Canım onun keyfi yerinde, tebrikleri kabul ediyor. Burası ne güzel değil mi? Çok güzel vallahi. Ya sen de bir gelsene. Biraz önce telaştan anlatamadık derdimizi. Bir konuşalım, belki seni de alırlar. Zümrüt ben iyiyim burada. Ya sen bir gel. Hem Asya'ya da sürpriz olur. Konuşuruz. Hadi alırlar belki. Gel.
Her şeyden önce burada basın var. Sevim, sen kıskanır derler. Seninki de böyle bir şey. Yani sen kim, o kim? Senin gibi bir prenses dururken böyle basit bir kızla ilgilenecek kadar aptal mı benim oğlum? Lütfen. Biliyorum. Biliyorum da kız yanlış anlayacak işte. Hadi sen kendini topla. Hadi git makyajını tazele gel. Hadi canım. Bak orada dans ediyorlar. Hadi gel biz de dans edelim. Yok. Ben öyle anlamam dansına falan. İki sallanacağız işte. Zümrüt ben daraldım. Siz takılın burada tamam mı? Ben kapıdayım gelirsiniz sonra. Sen hep o yurtta mı büyüdün? Yok. Küçükken İstanbul'daydım. Sonra Eskişehir'e gönderdiler. İstanbul'a yeni geldim bugün. Üniversite için. Yarın da sınavım var. Bence kazanırsın. Ama burslu kazanmam lazım. Rahat ol. Sonuçta üniversitede var. Seni istiyorlar ki ödül verdiler. Bunun benim için ne demek olduğunu anlayamazsınız. Bu yüzden heyecanımı da anlamanızı beklemiyorum. Evet, dans etmek için. Canım, şekerim. Sen şunu tutun bak. Aslı, iyi misin? Selma, sen ne yapıyorsun? Ah, tatlım ya. Sen ne beceriksizmişsin öyle. Selma, sen ne yaptığını zannediyorsun böyle? Tamam, iyi. Önemli değil. Canım, sana kapıdan kartımı versinler. Elbisenin parasını da ödeyeceğim. Muhtemelen kiralıktır, değil mi? Selma, yeter! Şimdi gidelim. Asya, bekle. Önce Selma senden özür dileyecek. Asya! Asya bekle! Git! Nereye gidiyorsun? Sen ne yaptığını zannediyorsun böyle? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Şu halime bak ya! Geceyi mahvettin. Sen geceyi mahvettin! Ne oluyor ya? Ercan gidelim hadi. Gidelim araba aşağıda ne oldu? Söylesenize bir şey. Gidelim hemen. Paşam, saat geç oldu. Uykun da geldi. Hadi git yat. Sen? Ben babana bekleyeceğim. Şimdi geç gelir.
Karnı da açtır. Sen beni düşünme de yat oğlum hadi. İyi geceler anne. İyi geceler. Anne. Bana dükkandan el kremi getirecektin. Getirdin mi? Ay unuttum kızım. Yarın getiririm ama. Anne ben sana kaç kere söyleyeceğim. Ya şu ellerimin haline bak anne ya. Ya mal getir, mal götür, reyon sil. Ellerim kösele gibi oldu. Tabii hanımefendi bütün gün karıların bakımını yapsın. Bana gelince yok. Emel sakin ol kızım, bağırma. Şimdi çok geç oldu. Ben yarın kremini getiririm. Üstüne bir de manikür yaparım, mis gibi olur ellerim. Ya anne, o kadar işe, suya manikür mü dayanır sence? Az daha sabret kızım. Senin de bu ellerin kalem tutacak. Bak, para biriktiriyorum. Seneye seni dershaneye göndereceğim. Oho, ölme şeyim ölme. Aysel? Ay sen miydin? Ödüm koptu. Bu saatte benden başka kim olacak Aysel? Neden gelmedin yatağa? Başım ağrıyor yatacağım diye bizi eve getirdin. Aklım Selma'da kaldı. Bekleyeyim dedim. Böyle pimpiriklenmeye başladığına göre hakikaten yaşlanıyorsun. Yakında Selma ile Yiğit evlenecek, torun da gelir. Yani yakında anneanne olacaksın. Çok korkuyorum Levent. Neden korkuyorsun hayatım? Ya işler ters giderse? Ya mutluluğumuz, düzenimiz bozulursa? İşte bu hep yaşlılıkta. Kızın evleniyor olunca seni bir korku sardı. Korkma hayatım. Ben her zaman yanındayım. Her zaman. Hatırladım ben o kızı sonra yakından görünce. Manken bozuntusu ne olacak? Terbiyesiz ya. Yani o anda valla koluna taktığı kıza niye sahip çıkmıyorsa bunlar muhallebi çocuğu böyle. Ha, çok doğru dedin Ercan. Çok doğru dedin. Sonra bana bir de ne diyor biliyor musun? Ay ama siz de hiç öyle görünmüyorsunuz. Ya susar mısınız lütfen? Bir şey batacak ayağına.
Aysel. O kız yaşıyor. Mezar boş. Konuşmak istemiyorum anne, yine kavga ettim. Ama kızım. Anne ne olur bırak beni. Yiğit. Bu ne rezalet ha? Hadi onlar görmemiş cahil. Siz nasıl uyarsınız onlara? Anne kızların bir kabahati yok. Bütün rezaleti çıkaran Selma'ydı. Ama sen böyle yaparsan ben de Selma'nın yerinde olsam sana bozulurdum. Kıza haksızlık ediyorsun. Bizi çok seviyorsunuz. Beraber büyüdünüz. E çok da yakışıyorsunuz. Anne evet yakışıyoruz. Evlenecek olmamız da güzel bir fikir. Ama kağıt üstünde. Ortakların çocukları beraber büyümüşler. Hadi evlensinler. Yok anne. Selma ile ben akla kara gibiyiz. Bu şimdi mi aklına geldi Yiğit? Anne Selma'nın ne kadar değiştiğinin farkında değil misin? Değilim. Selma değişmedi. Selma aynı Selma. Aysel'e bayılmam. Ne de olsa sonradan görmedir. Ama Selma tam benim gelin. Çok beğeniyorum ben onu. Anne beğeniyorsun çünkü o da sana benziyor. O da seni gibi kendinden ve nasıl göründüğünden başka bir şey düşünmüyor. Yiğit. Bu münasebetsiz konu burada bitsin. Bir daha da sakın bu konuyu açma. Dayanamayacağını biliyordum. Buldun mu aradığını? Deli deli konuşma. Asıl sen delisin. Şu yaptığına bak. Ama ben en çok senin bu gözü karalığını sevmiştim Aysel. Ama bilemedim bir gün bana da gözünün kararacağını. Beni de satacağını. Bana bak. Bana mani olmaya çalışma, boşuna yorulursun. Asıl sen boşa yoruyorsun kendini. O mezarın içi boş Aysel. Malına, mülküne, her şeyine sahip olduğun o zavallı kız yaşıyor. Aysel, yarın seninle bir oturup konuşalım. Yeri ve saati mesaj atarım.
Gece gece böyle mezarlık gibi yerler de tehlikelidir. Lanet olsun sana. Kuşat. Karin. Kapat şunu be. Uyan, sınav, sınava gecikeceksin. Hadi uyan. Ya Zümrüt, ben sınava gireyim diye sen alarm mı kurdun? Evet. Önce de sahile inip çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Tavşan kanı, bir çay, çıtır çıtır bir simit. Sonra Ercan gelecek, bizi okula götürecek. Biz her şeyi planladık. Sen sadece sözümüze uy, tamam mı? Bak Zümrüt'cüğüm, ben ikinizi de çok seviyorum. Ama benim bu sınava dair içimde hiçbir umut kalmadı. Buyursan hadi. Hadi ya, lütfen kendine gelip normal Asya olur musun? Sen bu sınavı birincilikle kazanacaksın. Zümrüt. Bana burs burs vermezler artık. Ya sen bir gir şu sınava da onu da o zaman düşünürüz. Niye yani böyle kısık oturacak mıyız? Vermezler size vermesinler. Sen git en iyi kağıtları ver, göster kendini. Öyle mi dersin? Yani benim tanıdığım Asya öyle kolay kolay vazgeçmez tek hayalinden. Hadi hadi. Tamam. Olacak şey değil. Tartıştıkları kız benim gelinim. Biliyorsunuz o da... Vakfın üyelerinden Aysel Hanım'la Levent Bey'in kızı. Herkes yerini bilecek Gül Hanım. Lütfen adlarını bildirin. Yerden göğe kadar haklısınız Feraye Hanım. Hayır, hayatının fırsatını sunuyoruz önüne. Kızın yaptığına bak. Efendi olup teşekkür edeceğine lütfen ileyin. Lütfen. Tabii bunlar yetim. Anasız babasız büyümüşler. Aile terbiyesi görmemişler. Onları terbiye etmek bize düşecek anlaşılan. Ben ilgileniyorum konuyla hemen. Hiç merak etmeyin. Bu tavırla ben ona burs vermeyi bir kez daha düşünürüm. Anlatabildim mi? Ben şimdi kapatıyorum. Asabım bozuluyor. Siz ne gerekiyorsa lütfen yapın. İyi günler. Melih Bey, iyi misiniz? İyi kızım, iyiyim. Sağ ol. Aa, ne oldu Allah'a canım? Ya sorma gitsin. Sabah yürüyüşe çıktım ya. Aksilik bu işte. Bileğimi burktum. Hay Allah, gel. Dur. Feraye, tamam, dur. Tamam, yavaş. Yavaş. Tamam. Kızım, ha? Çabuk buz getir. Çabuk. Tamam Feraye. Tamam. Telaşlanma. Kırık çıkık yok zaten bak. Buz gelince iyileşir. Hastaneye gidelim ha? Abartma Feraye. Kız şimdi buzu getiriyor. Geçer. Tamam. Hay Allah. E, Melek gelecekti. Sen onu alacaktın. E, sen gidersin canım. Benim Canan'la programım var. İyi. Tamam. Onu da ben hallederim. Oldu. Birazdan sapasağlam olur. Tamam. O sümsük kız için bana yaptığına inanamadım yani anne. İyi ki sen yoktun orada. Yoksa çok sinirlenirdin. Anne. Sen beni dinlemiyor musun? Hayır kızım, dinliyorum. E bir şey söyle o zaman. Selmacığım, bak sen çok güzel bir kızsın. Her şeyin var. Yiğit seni çok seviyor. Senin tırnağın olamayacak bir kızı kıskanman o kadar saçma ki. Sahip olduklarının kıymetini bir bilsen. Annenin senin için nelere katlandığını... Bir bilebilsen. Neymiş neymiş bakayım. Neler çekmiş benim Aysel'im ha? Öyle işte. Anne kız dertleşiyoruz genel olarak. Annen bayılır böyle edebiyat yapmaya. Ömrü bir eli yağda, bir eli balda geçti ama ona sorsan neler çekmiştir. Tatsız bir haber mi var hayatım? Hayır canım. Toplantı vardı. Bir saat önceden haber verin demiştim de onu haber veriyorlar. Benim hemen çıkmam lazım. Güle güle. Selma. Sen de son zamanlarda annende bir tuhaflık seziyor musun? Bilmem. Biraz dalgın sanki ama. Neyse. Üstüne fazla gitmeyelim. Bizde paylaşmadığı bir sıkıntısı mı var anlayamadım. İşleri falan kötü mü gidiyor bilmiyorum. Ben yakından bir takip edeceğim. Sen de bir şey hissedersen bana söyle, tamam? Hmm.
şimdi güzel asalım. Zümrüt gördün mü? Tertemiz olmuş. Baktım ki kızım dün akşamdan üzgündü. Ben de elbiseyi kurtarayım dedim. Yüzü gülsün kızımın. Öperim ben o elleri. Bu eller ne kadar maharetli böyle. Oh be, hep böyle mutlu olalım ya. Güzel kızlarım benim. Seyhan anne. Neredesin sen? Müdür anne seni arıyordu. Çok kızdı bulamayınca. Çamaşırhanede ütüdeydim. Tamam ben hemen gidiyorum. Dur dur gitme. Bana söyledi. Asiye'yi çağırıyor acil. Aa. Beni mi? Burada başka yoksa seni şekerim. Ben de geliyorum. Çok sinirliydi vallahi. Meymenetsiz. Günaydın. Çıkıyor muydun? Dün ameliyat ettiğim hastayı görecektim. Bir 5 dakika konuşalım mı? Dur tahmin edeyim ne konuşacağını. Yiğit yapma ya. Selma'nın dayısı olarak değil, senin arkadaşın olarak konuşmaya geldim buraya. Selma dün gece beni hem şaşırttı hem kızdırdı Selim. Artık bu şımarıklığını da kabul edersem inan kendime kızacağım. Ya biliyorum, farkında değilim zannetme. Bu modellik işi ciddiye binince Selma biraz değişti. Ya biraz mı? Ya tamam, bayağı değişti. Ama işte sana her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Toparlayabilmek için. Yiğit. Ya abi anlatmadığın bir şey mi var bana? Selma benim yeğenim ama sen de benim dostumsun. Sen de onun kadar değerlisin benim için. Eğer bir şey varsa konuşalım. Yok, başka bir şey yok. Sadece bu modellik işi Selma'nın tüm hayatı haline geldi. Kendinden başka bir şey düşünemez oldu, bencilleşti. Haklısın. Neyse hadi sen git aslana bak. Daha sonra konuşuruz istersen. Feraye abla, benim Selim. Selimciğim, Yiğit yok mu? Yiğit şimdi çıktı, bir hastasına bakacak. Önemli bir şey mi vardı? Sorma. Melih abin ayak bileğini burktu. Ayağa kalkamıyor. Meleğin de havaalanından alınması lazım. Yiğit'e söylersen o gidip alsın lütfen. Yiğit bugün çok yoğun Feraye abla. Siz merak etmeyin, ben alırım Meleği. Zahmet olacak sana. Yok canım, ne demek. Müdür anne. Beni çağırmışsınız. Gel, sen de geç böyle. Kapıyı da kapat. Az önce Feraye Gürel'den bir telefon aldım. Bu yüz ifadenize bakılırsa ne halt ettiğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Asya'nın bir suçu yok. O kız kendi kaşındı. Ben de dayanamayıp... Zümrüt! Bu nasıl üslup? Kurumumuzu böyle mi temsil ediyorsunuz? Yurtta yetişen çocuklara terbiye verilmiyor mu dedirteceksiniz? Beni hayal kırıklığına uğrattın Asya. Müdür anne, izin verin açıklayayım. Neyi açıklayacaksın? Sizi kendinizi savunun diye mi çağırdım buraya? Feraye Hanım sayılı hayırseverlerdendir. Bana her şeyi anlattı. Ödül almaya gittiğim bir gecede kendini de beni de ayıplatarak döndün. Özür dilerim, ben böyle olmasını istememiştim. Ama Asya, haksızlık ediyorsunuz. Bugün ikiniz de cezalısınız. Bütün tuvaletleri temizleyeceksiniz. Müdür anne yapma, ben sınava yetişeceğim. Yok, size söz veriyorum. Sınavdan sonra bütün yurdu temizlerim lütfen. Dün gece olanlardan sonra Feraye Hanım sana burs vereceğini mi sanıyorsun? Senin gibi bir öğrenciyi okulunda ister mi kadın? Ayağına gelen kısmeti tepti. Yazık ettin kendini.
izin verin gitsin. Banyo temizlerim, her şeyi ben temizlerim. Feraye Hanım'dan özür dileriz, af dileriz. Belki hasta sınavı geçerse affeder. Zümrüt. Müdür anne haklı. Gir. Ama Asya. Karar vermiştik. Hala duruyor musunuz? Tuvaletler sizi bekliyor. Seyhan'a söyleyin, size yol göstersin. Asya pes etme, iki koldan girişir yine yetiştirir seni. Ben şimdi Ercan'ı arayacağım, ben bakacağım bir çaresine. Zümrüt! Zorlama artık. Bitti her şey. Nurgül, ne oldu kızım sana? Sen niye ağlıyorsun? Seyhan abla, bizim bir saat içerisinde tüm yurdu tuvaletleri temizlememiz lazım. Ay, bir saatte ölseniz bitmez. O cadı ceza mı verdi yoksa size? Durun ya, ben de çaktırmadan yardım edeyim size. Tuvalet temizleme cezası ha? Ne yaptınız da ayağınızın tozuyla en ağır cezayı alacak? Sana ne be? Ne meraklıymışsınız? Seyhan anne. Yardım edersen müdürü anne duyar. Ona göre. Yasak biliyorsun. Çok kızar. Bunların derdi ne ya? Neredeyse kına yakacaklar. Ya bulaşmayın bunlara. İki cadı canımdan bezdirdi. Hadi Zümrüt. Babanızın durumu gayet iyi. Böyle giderse yarın yoğun bakımdan çıkartırız. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Sağ olun. Rica ederim. Ablaların en güzeli be. Gidecek misin bugün dükkana? Gideceğim de eniştenin kahvaltısını hazırlayayım dedim. Akşam çok geç geldi, uyuyor hala. Bakıyorum da eniştemi aslanlar gibi besliyorsun he. Ne yapalım Ercan, bizim için çalışıyor işte. Asıl sen anlat bakayım. Nasıl geçti akşam, hiç konuşamadık. Asya nasıl? İyi, sana çok selam söyledi. Bugün de yetenek sınavı var, ben götüreceğim onu oraya. Oho, desene her gün birliktesiniz. Öyle değil. Yardım ediyorum ona. Ha, tabii 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 Ercan'cığım, ben bilirim bu yardımları, bilirim. La. Ercan ya Allah'ım. Sabah sabah bu ne gürültü ya? Kendi evimize uyuyamayacak mıyız? Ay, sesimiz çok mu geldi içeri? Gelmese ayakta olmazdın değil mi akılsız karı? Enişte. Ercan, enişten haklı. Akşam çok yorgun geldi. Hadi sen işine git, geç kalma oğlum. Hadi. Çok mu yoğundu işin? Çok. Başımı kaşıyacak vakit bulamadım. Hamdi Bey'e kirayı verdin değil mi? Yani hani işim çoktu dedin ya, ne bileyim unutmuş olmayasın dedim. Verdim, verdim. Bitecek, bitecek. Stres yapma. Nasıl bitecek Zümrüt ya? Hayal kurma. Bak, ben üst kata çıkayım tamam mı? Bölünmemiz lazım. Sen de burayı bitirince gelirsin.
Ne kadar istiyorsun? Oo, hoş geldin Aysel. Manzara güzel diye oyalandım. Yoksa kocana gidecektim. Şanslı günündesin. Aptal aptal konuşma. Ne kadar istiyorsun dedim. Sen bu yaşadığın hayata ne kadar değer biçerdin Aysel'e? Sen söyle. Bu yeter mi? Efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne şeref, buyurun. Nedim'ciğim, öncelikle bu ziyaretimden Aysel Hanım'ın haberi olmamalı. Kesinlikle Demet Bey, siz hiç merak etmeyin. Bu arada ne ikram edeyim, ne içersiniz? Sağ olun, hiçbir şey istemem, hemen çıkacağım. Bilirsin, ben Aysel'in şahsi hesaplarıyla yakından pek ilgilenmem. Evet. Ama bu aralar pek keyfi yerinde değil. Yani merak ediyorum. Acaba kendi konfeksiyon işiyle ilgili bir sıkıntısı mı var diye. Soruyorum, söylemiyor. Vallahi benim de bir bilgim yok henüz. Tahmin ediyorum ama sizden rica etsem benim için bir kontrol eder misiniz? Bunu rica ediyorum çünkü eğer bir sıkıntısı varsa ve bunu tek başına halletmek istiyorsa bileyim. Tabii, bakayım ama lütfen aramızda kalsın Levent Bey. Biliyorsunuz müşterilerimizin hesap gizliliği esastır. Ama ben sizi tanıyorum diye ve kaygılarınıza da hak veriyorum. Merak etmeyin. Şu anda bir anormallik görünmüyor. Ha güzel, içim rahatladı vallahi. Evet. Ama sizden rica etsem gözünüze batan bir şeyler olduğunda beni haberdar eder misiniz? Eşim çok kötümdür. Ailesine yansıtmadan halletmeye çalışır bütün bu sıkıntılarını. Siz hiç merak etmeyin Levent Bey. Teşekkür ederim. Vallahi benim için iyi para. Eski günlerin hatırına bonkör davranıyorum. Eski günler ha? Hah o eski günler. Hatırla diye çağırdım seni buraya. Belli ki unutmamışsın. Unutmadım Kürşat. Bundan sonra da iyi hatırlamak istiyorum. O yüzden buradayım. Ben hiç iyi hatırlamıyorum Aysel. Benim tek hatırladığım beni nasıl kazıkladığı. O pis işlerini yaptırdıktan sonra da nasıl hapse tıktırdığın, anladın mı? Aptal aptal konuşma. Seni hapse ben tıktırmadım. Kocan olacak o herif için yaptım bunları. Bana vaat ettiğin hayatı şimdi onunla yaşıyorsun Aysel. Bu yetmez. Ben hepsini istiyorum, anladın mı? Sahip olduğun her şeyi, benden çaldığın hayatı bilirsin istediğimi alırım. Şimdi benden haber bekle uykuların kaçarak. Hadi be ufaklık ya. Ya kaç dakika oldu uçak ineni, neredesin? Selim abi. Melek. Bakıyorum 4 yıldır hiç değişmemişsin. Hala sakarsın. Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Alo Selin, bugün bizim okuldaki yetenek sınavı saat kaçta biliyor musun? Tamam, öğrenince hemen ara beni. Acil bekliyorum.
Kolay gelsin. Sağ ol. Gireceksen kabinler temizlendi. Yok canım. Vazgeçtim. Leş gibi çamaşır suyu kokuyor da. Sen bilirsin. Kapıyı da kapatıyorum. Leş gibi çamaşır suyu kokuyor. Tamam. Baba ben gidiyorum. Görüşürüz. Oğlum çayın. Ben çıktım baba. Sonra içerim hadi. Hadi evlat selametle. Kıza söyle dua edeceğim onun için. Allah zihin açıklığı versin. Sana soğan kabuğu çok yakışır. Ama yine de sen bilirsin. Suhal Hanım. Buyurun. Hemen geliyorum Nirmancığım. Bakın artık yeter. Benim sabrımı taşırmayın. Hamdi Bey ne yapıyorsunuz? Kadın kuaförü burası. Ya çok ayıp ama böyle lak diye dalınmaz ki. O kocanı bulsam ona dalacağım aslında. Mecbur beni buraya kadar getirdi. Nerede kardeşim benim kiram? İşgalci misiniz siz? Utanma sıkılma yok mu sizde? Zümrüt.